Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzun sonuna Cihan Çanağı yetiştirdik ama hemen arkasından iki tane önemli detayımız var arkadaşlar. Merkez orta sahada Ozan Tufan'ın adı geldi ve stoperde de Gigot'la da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir şekilde videomuzu yüklemek için hemen konuya giriyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince kanalımızın konsepti gereği haberleri biliyorsunuz yorumluyoruz. Ve hepiniz de görmüş olduğu gibi bir anda bütün her yerde anlaşıldı haberi yayılıyor. Bir anda yeni bilgiler hemen yayılıyor ve bu işin raconu bu arkadaşlar. Elimizden geldiğince şimdi bunları yorumlayacağız. Öncelikle bir Cihan Çanak'tan başlayalım. Çünkü videomuzun sonunda bunu sizlere aktardım. Hemen bilgiler alabilmek için, hemen yeniden bir derleme toplama yapabilme adına da videoyu kanalıma yükledim. Bir önceki videomda bu detayı paylaştım ama şimdi daha da detaylı. Şartlar neler? Önemli iddialar var. Yurt dışı basınında da bu transferi bitti diye duyuruldu ve oradan gelen bilgiyi de alarak sizlerin karşısına geldim. Gigot'la alakalı gene flash bir gelişme var. Ozan Tufan'ı bir yorumlayacağım şimdi sizin için. Standart Liş, Cihan Çanak transferi için Trabzonspor takımımıza 2 milyon euroya anlaştı haberi var. Cihan Çanak 19 yaşında, çok iyi bir sol ayağı olan, 8-10 numara oynayabilen, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i diye haberler çıkan, oyuncunun Trabzonsporlu olduğunu biliyoruz. Ailesiyle Trabzonsporumuzun, bizzat başkanımızın görüştüğünü biliyoruz. Ve neredeyse 2-3 aylık bir süre zarfı içerisinde Cihan Çanak'la Trabzonspor takımımız görüşmeler halindeydi. Ve o oldu mu, olacak mı falan derken ve yerli anlamında da kadromuza ısrarla üstüne basa basa konuşuyordum sizlerle arkadaşlar. Hatırlayın, yerli oyuncu almamız lazım, yerli isim getirmemiz lazım. Özellikle hücum bölgesinde ve merkeze Abdullah Avcı bir yerli oyuncu istiyor. Çünkü burada Trabzonspor takımımızın yerli oyuncuyu getirip o rotasyonda o aradaki yabancı ile o yerli arasındaki farkı kapatabilmesi için de milli takım seviyesinde ve önemli isimleri, gurbetçi oyuncuları getirme planlaması var diyorduk. Ve nitekim şimdi Cihan Çanak Trabzonspor takımımızın resmen bitirmiş olduğu bir oyuncu. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor takımımız önemli bir transferi bitirdi. Gelecek vadeden Ümit milli takımımızın oyuncusu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Topla driblingi iyi. Son vuruşlarda özellikle ceza sahası çevresinde çok etkili şutları olabilen bir oyuncu. Ve artık geri sayıma başladık. Bakın her an yeni bir transfer haberiyle karşılaşabiliriz. Her an yeni bir gelişme gelebilir. Ben de burada tabii ki de ekranımdan da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Çünkü yeni bir bilgi sürekli gelebiliyor. Ve transferleri alabilmek için uçağımız da hazırlanmış. Uçağımızın resmi de şu an gündeme düşmüş. Şampiyon Trabzonspor'umuzun uçağı Trabzonspor için uçuşa hazır diye böyle bir paylaşımlar da gelmiş. Ve Trabzonspor takımımız yeni transferlerini getiriyor. Şimdi Cihan Çanak'ın durumu şu an itibariyle 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenecektir diye girildi. Buraya bir sonradan satıştan pay konmuştu. %20 denmişti. Yurt dışı basınında 750 bin euro garanti, bonuslar ve 19 yaşındaki oyuncu için %20'lik bir pay konularak bu transferin bitirildiği yazılmış. 750 bin euro, herhalde 750 bin euro bonuslarla beraber olarak girmişler. Artı %20'lik de bir payla beraber bu oyuncuyu biz transfer ettik. Haberi var. Güzel bir transfer. Gelecek vadeden bir transfer. Şimdi top Abdullah hocamızda oyuncuyu oynatarak parlatmasında. Oyuncunun gelişimi iyi olması lazım. Belçika'daki sezondur oynuyor. Cihan Çanak önemli işler yaptı. Yani 19 yaşında bu kadar üst seviyede oynamak da gerçekten kolay işler değil. Cihan Çanak bunu başardı. Allah yolunu açık etsin. Cihan Çanak için Allah yolunu açık etsin. Gerçekten sevindim bu transfere. Çok mutlu oldum. Oyuncunun özellikle Trabzonsporlu olması, ailesinin Trabzonsporlu olması da bir ayrı beni mutlu etti. Yani videolardan dolayı aslında daha fazla detay verecektim ama şarjımız bitti ama olsun, sorun değil. Hepsini ben sizlere aktaracağım şimdi. Ozan Tufan'la Trabzonspor takımımız 3+1 yıllık bir anlaşma sağladı deniliyor. Şimdi pazarlık aşamasındayız. Ozan Tufan tamam ben size gelirim. Trabzonspor'a dönmek istediğini, gelmek istediğini söylemiş. Daha önce de gelmek istedi. Daha önce de görüştük Ozan Tufan'la. Abdullah Avcı daha önce de istemişti. Ve Ozan Tufan ikna edildi. Burada şimdi biz Acun Ilıcalı bize geldi. Abdülkadir Ömür'ü aldı. Abdülkadir Ömür transferinde Acun Ilıcalı bence çok güzel de bir iş yaptı. Buradan bence istediği parayı da aldı gitti. Ve biz Acun Ilıcalı'yı da kolaylık sağladık bu konuda. Şimdi bakalım aynı kolaylığı biz de görebilecek miyiz? Aynı işi görebilecek miyiz? Ozan Tufan Türkiye'den, şimdi Hull City'de tanıdığımız abilerimiz, kardeşlerimiz var orada da. Türkiye'den Hull City'ye giden yerli oyuncuları gözünüzün önüne getirin, birçok isim gitti. Yabancı oyuncular dahil en çok memnun oldukları isim Ozan Tufan'dı.
Ozan Tufan stoperde oynayamıyor bana göre. Ön libero'da merkez orta sahada oynayan bir oyuncu. Güçlü, kuvvetli, dinamik bir oyuncu. Amili takımıza da oynamış. Gene gidecek amili takımıza. Gene oynayacak orada. Ben inanıyorum. Eğer bize gelirse ve bizde önemli işler yapacağını düşünüyorum. Sadece şuna takılı kalmayın abi. Mendy Lusram var. Ozan Tufan da düz bir oyuncuya takılmayın. Ozan Tufan aslında 8'de de oynadığı zamanlar oldu. Fenerbahçe'de de 8'de de oynadığı zamanlar oldu. Bursa Spor'da da oldu. Topla dribling yapmayı seven, uzaktan şut atmayı seven, ikili mücadelelerde etkili, hava hakimiyeti olabilen bir oyuncu. Takıma hep şunu söyledim size. Hani mantaliteyi anlatmaya çalıştım. Teknik direktörümüz yarın bir gün bir şey olduğu zaman kreatif bir 8 numaranın yanında işte yerli oyuncu da koyması gerektiği zaman orada kaliteli bir ön libero istiyor teknik direktörümüz. Her zaman Ruslan Mendy değil. Arada da orada yerli oyuncu koymak zorunda. O rotasyonda oyuncu yorulacak, oyuncu sakatlanacak, oyuncu cezalı olacak. Burada bu rotasyonu sağlayabilmesi için de bir yerli isim arayışı var demiştik de bu isim de Ozan Tufan arkadaşlar oldu. Okay Yokuşlu denendi. Okay Yokuşlu alakalı size net bilgiyi verdiğim için de ayrı bir mutluyum. Ne dedim sizlere transferde? Çok yakın arkadaşımız var. Birebir görüştüğümüz arkadaşımız 7/24 ve gelmeye yakın değil abi. Kafası karışık dedi bana demiştim sizlere. Nitekim gördüğünüz gibi Okay Yokuşlu Avrupa Şampiyonası'nda ve gelmeye çok sıcak bakmadı. Ve Ozan Tufan'a ibre döndü. Okay Yokuşlu ikna edilecek dendi. Okay Yokuşlu öyle olacak. Demek ki ikna edilemedi. İkna edilseydi gelirdi. Demek ki oyuncu kesin ve net geri dönüşe sıcak bakmadı ve Okay Yokuşlu transferi olmadı. Burada da Ozan Tufan transferi çok sıcak bir gelişme. Anlaşma masasındalar, pazarlıklar yapılıyor dendi. Bu haber çıktıysa artık buradan daha da geri dönüşü olmaz. Trabzonspor taraftarımız bir baskı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin bir baskı yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü biz Abdülkadir Ömür'ü bence hediye ettik. Ozan Tufan da çok ciddi bir problem yapmaması gerekiyor. Ozan Tufan bana göre Acun Ilıcalı'nın takımında Hull City'de verebileceği bütün her şeyi verdi. Ve burada da Ozan Tufan'ı Trabzonspor takımımızın sıkıntı yaşamadan getirmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ozan Tufan transferini de bitireceğimizi düşünüyorum. Bu haber bir anda bütün medya tarafından yapıldı. Yerel, ulusal, işte en önemli iddiayı da Yağız denen arkadaş yapmış. 3+1 yıllık bir anlaşma olacak ve iş pazarlık masasında çok önemli adımlar atıldı. Ozan Tufan okeyini verdi diye de habere girmişler. Dediğim gibi Ozan Tufan geldiğinde orta sahada yedekleme anlamında 8'de de oynayabilen bir oyuncu. Sağ bekte de oynuyor bakın Ozan Tufan. Sağ bekte de oynuyor. Gözünüzün önüne getirin. Ozan Tufan transferinin ne kadar önemli bir transfer olduğunu da söylemek istiyorum. Yerli bir sağ bek arıyorduk ya. Hoca Mustafa'yı bekletiyor dendi. Yeni bir sağ bek mi gelecek dendi. Bir önceki videomda da konuşmuştum aslında ama arada çok da zaman farkı yok. Bu transferde Ozan Tufan'ın sağ bekte oynama özelliğiyle beraber de çok ciddi anlamda bir fark yaratacak bir transfer olmuştur. Hemen geliyorum Samuel Gigot'a. Arkadaşlar Samuel Gigot'ta da el sıkışması tamam. Kulüpte herhangi bir problem yok. Şimdi top oyuncuda. Oyuncunun menajeri dün değil ondan önceki gün bir yalanlama yapmıştı. Fransız gazeteci Samuel Gigot'un mutlu olduğunu söylemişti. Biliyorsunuz bugünkü haberde çıkmıştı. Sabah çıkan haberdi. Ben aldım bunu sizlere paylaştım. Ve şimdiki haberimizde işte bizim olayımız bu arkadaşlar. Bir olumsuz haber oluyor, bir olumlu oluyor. Bu haberleri ulusaldan, yerelden bir şekilde derleyip toplayıp yorum yapıyoruz. Şimdi Samuel Gigot'un transferinin sonuçlanacağıyla alakalı geri sayım başladı haberleri var. Hani oyuncu kulübü, kulüp tamam hiçbir problem yok. 3 milyon euroya kadar düşürüldü. Pazarlıklarda sona gelindi dendi ama Samuel Gigot'un cevabı bekleniyor dendi. Daha önce de ne deniyordu mesela? Samuel Gigot okey verdi. Kulübünün düşmesini bekliyoruz. Samuel Gigot bana bırakın kulübü ben hallederim. Siz benim ben boşa çıkacağım dedi. Biz de ona göre bir pazarlık yapıyoruz demiştik. Ama şimdi İbre terse döndü. Samuel Gigot'un orada bir bonservisle beraber çıkacağını görüyorsunuz arkadaşlar. Ama önemli gelişmeler. Bana göre yabancı bakın bir önceki videoda şunu söyledim. Yabancılardan çıkamıyorsun. Hamlelerini yapamıyorsun. Kampa getiremiyorsun yabancı oyuncuları dedik. Ve burada iki tane oyuncuyu birden bitirmek. Yerli anlamında Cihan Çanak ve Ozan Tufan. Ben bu saatten sonra döneceğini düşünmüyorum. Bu videoyu çektikten sonra da gene araştırmama devam edeceğim arkadaşlar. Ama bu iki ismin de bitirilmesi çok kıymetliydi, çok değerliydi ve 6. transferde bitti diyebileceğimiz bir seviyeye geldik. Hatta 6 ve 7'ye gidiyoruz. Gigot'u da bitirdikleri takdirde 7 transferi Trabzonspor takımımız resmen açıklayacak arkadaşlar. Yarın tekrardan ekleyeyim 2 transfer gelecek ilk kamp dönemine. Bu birazcık tabii ki de eleştirilecekti bakın. Hatta ben de buradan eleştirecektim yani kulübümüzü. Çünkü
iki tane transferle girilmez yani ilk kamp dönemi. Bu kadar 6 aylık bir çalışmada. Nitekim hemen arkasından haberler gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Trabzonspor takımımızın yapmış olduğu bu hamleler önemli hamleler. Cihan Çanak'ın önemini, Ozan Tufan transferinin önemini aktarmaya çalıştım. Daha detaylı konuşuruz inşallah arkadaşlar. Sizlere hızlı bir şekilde yükleme adına bu videoyu kapatacağım, sonlandıracağım ama güzel oldu. Benim keyfim yerine geldi bu transferlerle beraber. Yerli anlamında bakın arkadaşlar ya ne Ozan Tufan'ı falan diyebilirsiniz ama yerli anlamında getirmemiz gereken, alternatif anlamında getirmemiz gereken isimlerdi. Ben Cihan Çanak transferine özellikle yıldız bir transfer gözüyle bakıyorum. Oynatıp satabileceğimiz bana göre 2 milyon euro para değil. Umut Güneş'i 2,5 milyon euroya almıştık. Alanya Spor'dan getirmiştik. Bu oyuncuyu Belçika'dan getiriyorsun ve 19 yaşında. Ve Ozan Tufan'ın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Bana soracak olursanız çünkü şimdi nasıl bir görüntü olabilir? Sağ bekte yedekleyecek, stoperde yedekleyecek. Stoperde sıkışırsan ben beğenmiyorum stoperin de orta sahada yedekleyeceği için ben memnunum. Gigo transferi aslan gibi bir transferdir. Kemik gibi bir oyuncu. Lejyoner bir oyuncu. Geldiği zaman onda da farkı göreceğiz inşallah arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kanalımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.